yataktan atmış. Bir saat önce bulmuş. Evet. Neden yaptın? Anne. Kimsin? Kimsin? Oğlum. Annem öldü baba. Brigitte misin? Terbiyesiz. Bana bak seni. İnsan kardeşinin adını hiç sormaz mı? Ben Seda. Ben Mehmet. Ben de Mine. Beni tanıyorsun zaten. Ben de abiniz Emrah. Umut! Ah! Büyük tutkun yerine küçük bir kabiliyet daha geçerli olur. Ama ne iyi. Çok tatlı bir tanışma oldu. Adım Emrah. Arzu. Çok memnun oldum. Ben de. Merhaba çocuklar. Merhaba hocam. Bugünkü konumuz integral. Gir. Yeni talebe sen olmalısın. Evet hocam. Adın? Emrah. Aramıza hoş geldin Emrah. Boş bir yere otur. Peki hocam. Benim yanım boş. Hı? Çocuğu etkilemeyin, seçimini özgür yapsın. Deniz manzaralı istersen buraya gel. Kesin şamatayı. Hadi sen de bir yere otur da derse başlayalım. Çocuklar, geçen hafta bir fonksiyonun türevinin nasıl bulunacağını görmüştük. Bugün türevi verilen bir fonksiyonun kendisini bulmayı öğreneceksiniz. Bu işleme ilkel fonksiyonu bulma ya da yaygın deyimle integral alma diyoruz. Bu gece bizimkiler sizi bekliyorlar. Hey, sen beni dinlemiyorsun. Duydum Cem. Şu Defne şaşırtıyor beni. Alem kız. Yeni gelen çocuk da tam tipi. Adı Emrah. Yakışıklı. Etkili bir tip. Hey, saçmalama. Aman abi, artık büyüdüm ben. Sen de bunu lütfen kabul et. Görüşürüz. Arzucuğum, canım. Sana işim düştü. Emrah'la sinemaya gideceğiz. Akşam bir şeyler yap, bizimkileri idare et. Sen de kalacağımı söyleyeceğim. Akşam sana uğrarım. Hadi öptüm, bay. Hadi. Çocuğa bak ya. Gelir gelmez kızları yemeye başladı. Niye kızıyorsun? Haremin azalıyor diye mi? Bitti Arzu. O işler bitti benim için. Hayatımda bir tek sen varsın artık. Ra 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 ram. Nasılım? Böyle mi gideceksin? Aa. Kötü mü? Boş ver. Söyleme. Anneler nerede? Cemlere gideceğiz. Giyiniyorlar. Aa. Harika. Annem ararsa başımın ağrıdığını, biraz uzandığımı söylersin, tamam mı? Hadi bana iyi geceler. Defne. Evet. Şey, korkmuyor musun? Hiç tanımadığın biriyle gitmesen. Hem o sana göre değil. Kıskandın mı? Senin Cem'in var hayatım, unutma. Hadi bay. Sinemadan daha eğlenceli burası. Benim için değil. Sinema, tiyatro benim dünyamın tadı. Sen geç kalmıyor musun? Boş ver. Ailem beni Arzu'da biliyor. Yararlarsa? Arzu yattığını söyleyecek. Yalandan kim ölmüş? Arzu da yapıyordur bu numarayı. Yani kaçamakları. Hayır, o başka. Hiçbir erkekle çıkmadı bugüne kadar. Özel bir kız o. Muhteşem Cem'i bile beğenmiyor. Cem? Evet Cem. Ahlı Arzu da evlenmek istiyor. Arzu böyle bir kısmeti kaçırmak istemez sanırım. Arzu, Arzu. Şu anda ben varım. Yalanımı değerlendirelim, hadi kalk.
musun sen? Aa, özüne mi geçtik yani? Bak böyle konuşursan gidelim. Sen kendini ne sanıyorsun be? Hava basma bak. Ne aptalmışım. Vaktimi senin gibi biriyle boşa geçirmişim. Ben işi uzatmayı sevmem Rıza Bey. Oğlumuz Cem kızınızla evlenmek istiyor. Ne diyorsunuz? Onur duyarız Sermet Bey. Zaten boşa konuşuyoruz Sermet, istemek falan. Çocuklar aralarında anlaşmışlardır. Öyle değil mi Arzu? Üzgünüm. Bu konuda bir karara varmış değiliz. Çok ani oldu. Ve ben şu anda evliliğe hazır değilim. Düşünmem gerek. Düşünecek bir şey yok. İnan bana çok mutlu olacağız Arzu. Arzu'yu çok sıkıştırıyorsun abi. Ona biraz zaman tanı. Zamanı mamanı yok kızım. Bu işe şartlandık biz. Nişan yaparız önce. Sana da düşünecek zaman kalır. Ben böyle istiyorum. Ve bugüne kadar da istediğim her şey oldu. Bu istediğiniz de olacak Sermet Bey. Lütfen kendi adına konuş baba. İzninizle. Ne olur kusuruna bakmayın. Çok genç daha. Kendini ne sanıyor bu aptal kız? Ayağına böyle bir kısmet gelmiş. Bunları anlamak mümkün değil. Düşünecekmiş. Lütfen anne, yine başlama. Onu seviyorum ben. Sevecek başka kız bulamadın mı? Arzu'nun nesi var baba? Sorun da bu ya kızım. Hiçbir şeyi yok. Beş parasız yani. Para her şey demek değildir anne. Eksikliğini hissetmediğin için sana öyle geliyor. Hallerini görmedin mi? Zengin kocayı görünce kızlarını vermek için bir yalvarmadıkları kaldı. Sen beni delirtmek mi istiyorsun? Sermet Bey'le iş ilişkilerim var diye kaç kere söyledim. Kabul etmeyecektin de neden bu noktaya getirdin? Cem'le çıkmam için beni siz zorlamıştınız. Neyse tamam, evlenme. Bari nişanı kabul et. Arzucuğum biz seni düşünüyoruz. Senin iyiliğini, hiç değilse nişanlılığı bir de. Ben senin babanım. Senin için kötü bir şey ister miyim? Cem mükemmel bir eş olacak. Peki ama son kez söylüyorum. Yürümez o iş. Aslan kızım benim. Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Bu altın halkaları bir mutluluk kelepçesi olarak kabul ediyor ve bunları çocuklarımın parmaklarına takıyorum. Mutlu olsunlar. Merhaba Emrah, gel içeri. Erken mi geldim? Yo yo, biz kadınları bilirsin. Gecikmezsek olmaz. Aslında erken gelmen iyi oldu. Şu fermuarı çeker misin? Ne kadar ilginçsin ya. Şu fermuarı çekmek isteyen kaç erkek var tahmin edemezsin. Eminim çoktur. Benim hakkımda ne düşünüyorsun? Çok güzel bir kız. O kadar mı? O kadar. Gerisini öğrenmek istemiyorum. Çıkalım hadi, gidip eğlenelim biraz. Müzik
sen delisin. Sanki parmağına yüzük değil de boynuna ip takıldı. Asılacak kadın pozundasın. Öyle sayılırım. Pes yani. Senin yerinde olmak isteyen yüzlerce kız var. Başta da ben. Beni anlamıyorsun. Hiç anlamayacaksın da. Mutlu değilim şu anda. Senin değerlerin de umurumda değil. Para, servet filan. Sen kafayı yemişsin kızım. Aradığım bu değil benim. Yine başlama. Beklediğin ne yani? Kim? Bu serseriyi sen mi davet ettin Arzu? Hayır. Yanlış yere geldin herhalde. Seni davet ettiğimi sanmıyorum. Ben davet ettim Cem. Nişanına kavalyesiz gelecek diyedim ya. Niye dans etmiyoruz? Sen rahatlarsın. Tebrik ederim. Ben de seni. Hiç vakit kaybetmiyorsun. Önce Defne, şimdi de Gülçin. Sırada kim var? Sen. Saçmalama. Ben nişanlıyım artık. At nişanı o zaman. Bir şey daha. Ne Defne ne Gülçin. Seni görebilmek için Gülçin'le geldim. Gördün işte. Gidebilirsin. Gideceğim. Olmuyor Burak, olmuyor. Hiç mi çalışmadın? Her provada daha kötüsün. Haklısınız hocam. Ben bu işi kıvıramayacağım. Kesin Şamatay'ı. Bunu söylemekle çok geç kaldın canım. Biz ne yapacağız peki? Zamanımız kalmadı. Kızmayın ama hocam. Burak'ta ısrar etmekten başka çaremiz yok. Mümkün değil başrolde. Suç bende. Bir de yedek oyuncu hazır tutmalıydım. Bu rolü oynayabilecek başka biri çıkabilir belki. Hmm, bu çok iyi olur. Evet çocuklar. Denemek isteyen biri var mı aranızda? Ben varım hocam. Deneyimin var mı Emrah? Evet. Her şeyden önce sanata tutkun var. Bu yeterli. Seni de deneyeceğim. Zaten başka çarem de yok. Bir dakika hocam. Arzu'nun yerine de birini bulun. Nişanlımın bir serseriyle oynamasını istemiyorum. İstemiyor musun? Bu kararı sen değil ben veririm Cem. Oynayacağım. Nedenini bilmiyorum ama başaracakmışsın gibi bir his var içimde. Hadi göreyim seni. Başaracağım hocam. Umarım. Evet çocuklar, sizleri deneyelim. Ailenle tanışmak istiyorum. Şimdilik imkansız. Böyle bir şeye hazır olduklarını sanmıyorum. Merhaba. Sana teşekkür etmek istedim. Niçin? Sen olmasan yapamazdım. Saçmalama. Gayet iyiydin. Daha önceden hiç deneyimin var mı? Hayır. O zaman doğuştan yeteneklisin. Sadece çok film seyrettim. Tekrar sağ ol. Bana güzel bir armağan oldu. Ne armağanı? Bugün benim doğum günüm. Ama neden söylemedin? Bir şeyler yapardık. Böyle kuru kuruya doğum günü olur mu? Ben alışık değilim böyle şeylere. Birlikte bir şeyler yapalım mı?
Ne gibi? Sana bir şeyler ısmarlayabilirim mesela. Ne istersiniz? Ne yiyelim? Ben ısmarlayacağıma göre bu soruyu ben soracağım. Ne yiyelim? Fark etmez. İki chicken burger. Chicken yok, hamburger var. O zaman iki hamburger, iki portakal suyu. Sıkma olsun lütfen. Peki. Cem beni elinden alırsın diye korktu galiba. Mümkün olsa seve seve yaparım o işi. Ben umarım bir hamburgerle doyarım. Bak bu iyi işte. İştahlı kızları severim. Bana sanki bütün kızları seviyormuşsun gibi geliyor. Olabilir. Ben senin gibi yüzük taşımıyorum. Belki yürümez. Cem'le yani. At o zaman yüzüğü. Ailem onun bana uygun olduğunu söylüyor. Sanırım insanın ailesi zenginse o herkes için uygun oluyor. Oysa ben... Oysa sen? İstanbul'a gidip sanatçı olmak istiyorum. Cem biliyor mu? O bana karışamaz. Aslında kimse bilmiyor. Senden başka yani. Kendimi bir an özel hissettim. Bugün her şey güzel. Doğum günümü seninle kutluyorum. Oyunda rol aldım. Her şey iyi yani. Siparişleriniz geldi. Afiyet olsun. Sağ ol. Zor günler geçirmişe benziyorsun. İşte. Dayanabildiğim kadarı geldi başıma. Kendinden bahsetsene. Ailenden mesela. Annem 1-2 ay önce öldü. Senin ailen gibi törenler balolar düzenlemezdi. Ama biricik oğlunun yüzünde bir tebessüm görmek için uğraşıyordu. Sonra buraya geldi. Kötü bir yerde yaşıyor baba. Neyse, babamı geçelim. Niye? Boş ver. Üvey annem, işte, iyi bir kadın. Geldiğim gün odayı sınırlara bölen bir kız kardeşim var. İki de küçük. Biri çok konuşur, öbürü hiç. Ben de İstanbul'a gideceğim. Beraber gidelim mi? Bizimkiler delirirler. Gizlice gideriz. Kimsenin ruhu duymaz. Delisin sen. Seni doğru dürüst tanımıyorum bile. Ben de sabırla beklerim. Ya ne demek Semra Hanım? Siz davet edersiniz de biz gelmez miyiz? Nasıl sevindiğimi anlatamam. Saygılar Semra Hanım. Arzu kızım. Efendim anne. Yavrum Semra Hanım bizi yemeğe davet etti. Berbere falan gideceksin herhalde. Yo. Ayrıca yemeğe gitmeyi de düşünmüyorum anne. Ayıp olur kızım, saygısızlık olur. Tamam baba, benim için işkence olacak ama yemeğe gideceğim. Nasıl gidiyor? Yaraladım, ezberi yani. Bu oyun benim için çok önemli Önder. Kaç paralık? 2 milyon. Çalışıyor musun? Oyuna yani. Gece gündüz. Yorumlamak önemli. Bir de uyum sağlamak. Seninle yani. Bu bir teklif galiba. Çok zekisin. Birlikte çalışırsak iyi olur. Thank you.
tam isabet 12. Emrah'ı delik deşik ettin ha. Bizimki hedefi Emrah gibi görüyor. Sanat aşkı bu oğlum. Emrah başarılı olursa havasından yanına yaklaşılmaz. Hani Arzu da çok değer veriyor yara. Ya Cem bile nişanlısına söz geçiremiyor. Bana gaz vermeyin. Arzu'yu kırmak istemiyorum. Ne gaz vereceğiz ya? Her şey ortada. Arzu iyice kapılıyor oğlana. Bir daha sakın bunu söyleme. Arkadaş falan dinlemem. Emrah denen o pisliğe gelince Arzu'nun kılına dokunduğunu görürsem vururum. Namusuma kitabıma vururum. Beni buradan aramamalısın. Çok tehlikeli. Yardım et bana. Hoş geldin abi. Hoş bulduk canım. Hayır. Otel mi lan burası? Yatmadan yatmaya geliyorsun. Oyunun çıkmasına az kaldı. Provalar için çok çalışmamız gerekiyor. Ne oyunuymuş bu? Yıl sonu için bir oyun koyuyoruz sahneye. Abim başrol oynuyor. Biz de geliriz değil mi seyretmeye? Ben de geliyorum değil mi abi? Tabii geliyorsun. Hepiniz davetlisiniz. Olmaz. Bize göre değil bunlar. Niye olmaz? Neden gelemezler? Anne lütfen. Çünkü biz onlardan farklıyız. Onlar zengin. Biz onlarla aşık atamayız. Onların zenginliğinden bize ne? Okulda herkes beni konuşuyor. Çok iyi oynuyorum. Ne alt ederseniz edin. Ben gelmiyorum. Bizlere alay ederek baktıklarını görmek istemiyorum. Artık tahammül edemiyorum Arzu. Abartma lütfen. Sana nasıl baktığını, nasıl sarıldığını görmedin mi sanıyorsun? Saçmalıyorsun Cem, biliyorsun. Bu sadece bir oyun. Ben de biliyorum oyun olduğunu. Ama elimde değil. Onu kıskanıyorum. Seninle konuşuyor, sana bakıyor. Ve sen de ona çok fazla değer veriyorsun. O benim hem okul hem de rol arkadaşım. Bu kadar basit değil. Nişanlı olduğunu unutuyorsun Arzu. Tehlikeli bir oyun oynuyorsun. Ve Emrah'ın da hayatını tehlikeye atıyorsun. Ailenle tanışmak istiyorum. Şimdilik imkansız. Böyle bir şey hazır olduklarını hiç sanmıyorum. O zaman seni bize götürürüm. Annem. Annen beni görünce bir şey demez mi? Annem seni görünce mutfaktan koşup gelecek ve sana bakacak. Sıska ama çok güzel kız. Diyecektir. Babam da seni tanımak isteyecektir. Seni inceleyecek, senden hoşlandım delikanlı diyecektir. Baba, kızınızla evlenmek istiyorum. Seni sevdim delikanlı, kızımı mutlu et. Oğlum senin küçük hanım. Sen de onu mutlu et. Ben Tony. Seninle evlenmeyi kabul ediyorum Maria. Ben Maria.
Seninle evlenmeyi kabul ediyorum Tony. Hastalıkta ve sağlıkta. Zenginlikte ve yoksullukta. Sevgiyle ve onurla. Bir an bile ayrılmadan. Ölüm bizi ayırana dek. Bundan böyle tek vücut ve tek kalbiz. Sonsuza dek. Çocuklar, bu başarınızı kutlamak için bütün ekibe bir yemek veriyorum. Nefis bir oyun çıkardınız. Özellikle de Emrah ve Arzu. Sağ olun hocam. Bizleri şımartıyorsunuz hocam. Şımartmıyorum, doğruyu söylüyorum. Çok iyi bir ikili oldunuz. Birbirinize de çok yakıştınız. Oyunda yani. Oyun bitti. Hadi gidiyoruz. Kabalaşma Cem. Bırak kolumu. Sen yemeğe falan gitmiyorsun. Hele bu pislikle hiç gitmiyorsun. Senin... Bak Cem. Emrah lütfen. Lütfen. Cem olay çıkarma lütfen. Çocukları rahat bırak. Git buradan. Bu nasıl? Vereceğin kişiye bağlı. Arzu'ya mı? Yok canım. Onu da nereden çıkardın şimdi? Kulağım deliktir canım. Ayrıca dedikodular çoğaldı. Adı üstünde işte, dedikodu. Bu hediyeyi hocama almak istiyorum, Işık Hanım'a. Kutlama yemeğinde vereceğim. Çok pahalı değil ama ilginç bir hediye seçmişsin. Ne kadar? Dükkanımızın ikramı canım. Hadi güle güle. Sağ ol. Görüşürüz. Hey dur. Önder. Çıkma teklif etti. Yok ya. Vay sinsi vay. İyi bir insan o. Kırmak istemiyorum ama... Evet. Hiç. Öyle söyledim işte. Peki. Görüşürüz. Hiçbir art niyetim yok Emrah. Bilmem. Bana ters geldi birden. Bu konuyu seninle konuşmak istiyordum Emrah. Onu seviyorum ben. Ne dedin? Seviyorum dedim. Bugüne kadar tatmadığım duygular içindeyim Emrah. Anlatması o kadar güç ki. Anlatmana gerek yok. O duyguyu ben de yaşıyorum şimdi. Arzu mu? Evet. Arzu. Sermet Bey bana büyük imkanlar tanıdı. İnanamıyorum. Bir kralla iş ortaklığı yapacağım. Muhteşem bir aileyle akrabalık. Düşünsene, şansımız döndü Rıza. Şansımızı kızımız döndürdü deseydin daha doğru olurdu karıcığım. Hı? Haksız mıyım? Haklısın Rıza'cığım, haklısın. Bu sözün ettiğiniz şans acaba Cem mi babacığım? Bizi anlamak istemiyorsun yavrum. Sermet Bey senin hatırın için babana yardım ediyor. Ya. Düşün, hayatımız çok değişecek. Benim hayatım ne olacak peki anne? Ben cevap vereyim kızım. Herkesin kıskandığı bir hayatın olacak. Bir kraliçe olacaksın. Başında bir tek tacın eksik olacak. Hayır, yanılıyorsun baba. Bir de gönlümde sevgi olmayacak. Ama bu zamanda yalnız sevgi her şey demek değildir kızım. Benim için her şey demektir anne. Buna ne yazık ki size anlatamadım.
Biz de sana hata yapmaman gerektiğini anlatamadık kızım. Bakın, benim ailemsiniz. Sizleri çok seviyorum. Dene dediniz, denedim baba. Ama olmuyor. Cem'i sevmiyorum. Ve asla da sevmeyeceğim. Acele karar verme. Kendini şartlama güzel kızım. Semra Hanım bizi çaya bekliyor. Hazırlanır mısın yavrum? Üzgünüm anne, ben gelemeyeceğim. Çünkü bugün kutlama yemeği veriliyor. Işık Hanım'a söz verdim. Bir dahaki sefere program yaparken bize de haber ver kızım. Tamam baba, haber veririm. Evet çocuklar, hepiniz çok iyiydiniz. Eğer oyunumuz bir televizyon kanalında yayınlansaydı... ...bugün çoğunuz ünlenmiş olacaktınız. Özellikle de Arzu ile Emrah, değil mi hocam? Hı hı. İkisi de muhteşemdi. Ama bu bir ekip işidir. Perdeciden ışıkçıya kadar tiyatro bir bütündür. Bizi bütünleştiren siz oldunuz hocam. Ve sizin öğrettikleriniz sanat yaşamımızda temel olacak. Devam edeceksin değil mi Emrah? Evet hocam. Belki başaramayacağım sonunda ama yine de devam edeceğim. Başaracaksın Emrah. Çocuklar, kutlama yapıyoruz. Ne duruyoruz peki? Gülçin nasıl? İyi olmalı. Sık sık görmüyorum. Aslında göremiyorum. Çünkü gözlerim bir başkasına odaklandı. Kimmiş o? Sen. Hay Allah'ım. Hocamızın hediyesini unuttum. Benimki hazır. Benimki arabada. Beklersen birlikte veririz. Tamam. Bizi unutmamanız için hocam. Paketlerin içine sevgimizi de koyduk. Siz beni ağlatmak mı istiyorsunuz hazırlar? Sizleri unutmak mümkün mü? Hediyelerinizi tüm yaşamım boyunca saklayacağım. Peki arkadaşlarınıza hediye yok mu? Yani hiç düşünmedik hocam. Biliyorum. Hediye seçmek çok zordur. Ama ben buldum sizin için. Oyundan bir şarkı söyleyin. Çocuklar biliyorum, protokol sizi çok sıkıyor. Ama okulumuzun kuruluşundan bugüne balolara smokin ve tuvaletle iştirak etmek geleneğimiz oldu. Hocam, seksi bir tuvalet olabilir mi? Defne sen hiç büyümeyeceksin. Baloda görüşürüz çocuklar. İyi günler hocam. İyi günler. Hadi. Hadi. Çocuklar. Smokini olmayanlar bana müracaat edebilir. Gardırobunda çok sayıda var. Smokin kadar içindeki de önemli Cem. Yani senin için sipariş verebilir miyim? Hey Cem, Defne seni ne sandı ya? Fesatlık yapmayın. Defne Kavalye'den söz ediyor.
Anlaşabilirsek Defne'ye ben kavalyelik yapabilirim. Ne demek anlaşabilirsek? Sanki bulunmaz Hint kumaşısın canım. Bu geyik muhabbeti daha ne kadar devam edecek çocuklar? Başka konu bilmezler ki Arzu. En iyi bildikleri bir konu var ama... Lütfen Cem. Ne demek istediğini anladım. Tamam, tamam. Biz cebi deliklere kıyak yapalım dedik ama... ...konu nerelere gitti? Hey, bu laf sana. Haklı. Smokinim de yok, damım da. Hayatımda hiç bu kadar ilginç bir davet almamıştım Emrah. Damın olmayı kabul ediyorum. Ama ben... Teşekkür etmene gerek yok canım. Benden önce davrandın. Yoksa ben teklif edecektim. Sen hiç kafanı takma Emrah. Tatil köylerinin birinden iki tane smokin ayarlarım. Niye iki tane? Biri yedek mi? Oğlum ben de gideceğim. Ayıptır söylemesi, o okulun mezunuyum. Buna sevindim Önder. Bir şey daha. Şey yani... Baloya Seda ile gitmek istiyorum. Ne dersin? Bunu bana değil, Seda'ya sorman lazım koçum. Merhaba. Merhaba. Çıkıyor musun? Evet. Şey, niye bir yerde oturup konuşmuyoruz? Seni tanıdıktan sonra hayatım bir anlam kazandı. Yarınlarım seninle dolu. Hayallerimi hep senin üstüne kuruyorum. Hissettiklerim bunlar. Hemen bir cevap vermek zorunda değilsin. Sen iyi bir insansın Önder. Duygularına saygım var. Ama ben... Devam et Seda. Senin sevgine karşılık verecek durumda değilim. Acısını içime gömdüğüm bir sevdam var. Kim bu? Kim olduğu önemli değil. Onu unutmaya çalışıyorum. Beni anlıyorsun değil mi? Evet. Anlıyorum. Emrah biliyor mu? Bilmiyor. Kimse bilmiyor. Baloya birlikte gidebilir miyiz? Benden sıkılmazsan tabii. Böyle konuşma. Bir arkadaşa, bir dosta çok ihtiyacım var benim. O da sensin Önder. Abi baloda garson mu olacaksın? Kaşırma Mehmet. Zaten sinirim tepemde. Mecburen protokol böyle oluyor işte. Ben nasıl oldum? Çok güzelsin. Ben de büyüyünce senin kadar güzel olur muyum? Sen büyüyünce öyle güzel olacaksın ki. Her gün başım derde girecek. Bu ne be adam? Hani yemin etmiştim içmeyecektim. Bir de mutfağa saklıyorsun. Üstüme gelme lan. Allah canım hastada kurtulsam senden. Kesme kadın, akşam akşam açtın yine ağzını be. Küçük hanım. Acaba yarın boş musunuz? Ne miyim? Yani sizden randevu istiyorum. Güzelliğinize vuruldum. Acaba yarın benimle sinemaya gelir misiniz diyecektim. Sinema mı? Yaşasın. Önder geldi. Hadi çıkalım. Hoşça kal. Bay bay. Yağmur birden bastırdı. Rahat gülebilirsin Gülçin. Çok komik olduğumu biliyorum. Komik ve seksi. Gülçin. Evde kimse yok biliyor musun? Söyleyince öğrendim. Yağmurla gelen adam. Ya bok mu var baloda? Burada daha çok eğlenmez miyiz? Ya bırak bu vamp ayaklarını. Sen de klark çekme Emrah. Bu anın kıymetini bilelim. Sorun çıkartmam, merak etme. Sonradan yani. Rahat dur Gülçin. Sen böyle en seksi halinle karşımda dururken rahat durabilir miyim canım? Bak, böyle davranmaya devam edersen çeker giderim. Hem de böyle. Kaçan kovalanır numarası öyle mi? Hiç öyle düşünmedim Gülçin. O zaman neden? Beni beğenmiyor musun? Yok yok. Çok güzelsin. Etkilisin. Gönlü boş bir erkeği kölen yapabilirsin. Ama benim gönlüm... Senin gönlün arzuyla dolu. Tamam mı?
Umarım bir gün beni reddettiğin için pişman olmazsın Emrah. Kurudular, giyinebilirsin.